Zaman sabit hızda akan ve kısıtlı bir sermaye. Adeta akıp giden bir su gibi. Onu durdurmanız, akışına engel olmanız mümkün değil. Fakat akıp giden o suyu en etkili şekilde kullanmak senin elinde. Zamanın hayatımızdaki en belirgin iz düşümü bence gün kavramı. Çünkü uyku da dahil olmak üzere aslında tüm yaşam döngümüz bir günlük. Ve bu bir gün içerisinde hayatımızdaki neredeyse her şeyi barındırıyor. Biyolojik faaliyetlerimizin hemen hepsi bu 24 saatlik döngüyle tekrar ediyor. Bu nedenle bir gününü etkili kullanan birinin tüm zamanını verimli kullandığından bahsedebiliriz. Bu ve bundan sonra anlatacaklarım bir günü daha verimli yaşama adına olacak. İşte bu nedenle yönetmeye çalıştığımız şeyi iyi tanıyarak başlıyoruz ve günü 3'e bölüyoruz. Birincisi, uyku, yeme içme, tuvalet, banyo ve öz bakım gibi yaşamsal becerilerimizi içeren dilim. İkincisi, iş, okul, ev işleri, çocuk yetiştirme gibi sorumluluklarımızı yerine getirdiğimiz dilim. Üçüncüsü ise aslında bu ikisi dışında kalan dilim ki bu dilim aslında bizim kim olduğumuzu ya da kim olmak istediğimizi belirlediğimiz yer. Her biri kendi içerisinde ayrı ayrı önemli olsa da aslında ilk iki dilimdeki verimlilik bize üçüncü dilimde başarıyı getiriyor. İyi bir uyku, verimli bir çalışma hayatı, aile ve çocuklara yeteri kadar ilgi gösterebilme, işte bu alandaki verimlilikler kalan vaktimizi bize en iyi şekilde kullanma şansı tanıyor. Bu yüzden öncelikli olarak biz bu ilk iki dilime odaklanacağız. Yazar William McRaven'ın ünlü bir konuşmasında da dediği gibi, güne yatağınızı toplayarak başlayın. Böylece günün ilk görevini yerine getirmiş olursunuz. Bunun vermiş olduğu gurur ve şevkle diğer küçük işleri de halletmeye daha yakın olacaksınız. Zaten eğer küçük işleri halledemezseniz, daha büyüklerini asla halledemezsiniz. Temel biyolojik ihtiyaçlarımızı karşıladığımız birinci dilimde aslında en büyük sorun uykuyla ilgili olan kısım. Verimli ve başarılı insanların çoğu uyku düzenlerini sağlayabilmiş bireylerdir. Uyku düzeninden kastım, işte uykunun miktarı, uykunun kalitesi, zaman aralığı, öncesi, sonrası gibi kavramlar. Bunların her biri ayrı ayrı video konusu elbette ama ben bunlara da ayrıntıya inmektense doğru uyku yaklaşımlarından bahsetmeye çalışacağım. Ben kendim bir uyku uzmanı değilim elbette ama bu alanda kişisel kanaatlerimi de sizlerle paylaşabilirim diye düşünüyorum. Öncelikle uykunun miktarıyla başlayalım. Ben kendi adıma uykuyu zaman kaybı olarak görenlerdenim. Bu nedenle sağlığımın el verdiği en az uykuyla yetinmeye çalışıyorum. Yapılan araştırmalar, genç ve yetişkin bireylerin 6 saatten az, 10 saatten fazla uyumaması gerektiğini söylüyor. Bu yüzden ben kendi adıma günlük 6,5 saat uyumaya gayret gösteriyorum ve rakamlar da ortada. Sizin için en ideal süre neyse elbette onu kendiniz bulacaksınız. Ama miktarlardan daha önemlisi bu uykuyu ne zaman uyuduğunuzdur. Yani belki günde 7 saat uyuyorsunuz ama bunu günün hangi saatlerinde yapıyorsunuz? Örneğin gece 3 ile sabah 10 arasında uyumaktansa akşam 11 ile sabah 6 arasında uyumak hem iş hem aile düzeniniz açısından bir de tabii işin biyolojik saat tarafı açısından baktığımızda sizin için çok daha verimli ve kaliteli bir uyku olacaktır. Tabii uyku kalitesi demişken buna da bir değinmek lazım. Nitelikli bir uyku için beden ve ruh sağlığınıza, beslenmenize özen gösterin. Düzenli spor yapın. Kaliteli bir yaşam ancak kaliteli bir uykuyla mümkündür. Bunu asla unutmayın. Kısacası birinci dilimdeki en önemli olgu uykudur. Bu nedenle kalan dilimlerde bir verimlilikten bahsetmek istiyorsak doğru zamanda yeteri kadar ve kaliteli bir uyku uyumalıyız. Bitirirken uyumayla ilgili sıkıntı yaşayanlara bir iki tavsiyem olacak. Şimdi uyku bilinç dışı bir faaliyet olduğu için isteyerek yapılan bir şey değil. Hatta çoğu zaman hani istedikçe uykunuz kaçar ya da istemedikçe uykunuz gelir. Bu nedenle uyumaya çalışmak yerine uykuya yönelmek daha doğru bir yaklaşımdır. Kendinizi bilinç dışı faaliyetlerle koşullamayı deneyin. Belirli bir saatten sonra yeme içmeyi kesin. Gürültüden uzak durun ve ışıkları azaltın. Telefon, tablet, televizyon gibi uyaranları kapatın. Göreceksiniz ki bedeniniz çok kısa süre içinde kendi uyku düzenini bulacaktır.